Sayın Cumhurbaşkanım Derviş Eroğlu, hoş geldiniz. Tabii eski Cumhurbaşkanımız olarak bizi davet ettiğiniz için çok 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 teşekkür ederiz. Evet, onur duyduk, makamımıza geldik. Sayın Cumhurbaşkanım, şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tabii çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti için çok çok önemli. Aynı şekilde hakeza tam tersi de bunun için geçerli. Şimdi son dönemlerde yaşanan gelişmeler, yaklaşık 4-5 ay sonra yaşanacak bir Cumhurbaşkanlığı seçimi. Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler yine aynı şekilde. Dünyanın yavaş yavaş gözünü Doğu Akdeniz'e diktiği bu dönemde. Kıbrıs'la ilgili şu an için son durumu nasıl değerlendirirsiniz öncelikle? Şimdi sizin de bahsettiğiniz gibi Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru bir gidiş vardır. Siyasi partiler bunun hazırlığı içerisinde. Tabii bu Cumhurbaşkanlığı seçimi özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için ve ana vatanla ilişkilerin devamlılığı bakımından son derece önemli. Ben 1975'te girdiğim Ulusal Birlik Partisi içindeyim hala daha. Aralıksız 40 sene aktif siyasetin içinde bulundum. Ve Ulusal Birlik Partisi'ni tamamen ana vatanla işbirliği içerisinde olan ve yetişen gençlere de ana vatanın, Türkiye'nin ana vatanımız olduğunu ve mutlaka bu kardeşlik ilişkisinin ve tabii ki her alandaki işbirliğinin devamından yana olması gerektiğini anlatmaya çalıştım. Bugün de yetişen gençlerimiz, Ulusal Birlik Partisi'nin gençleri Türkiye'yi ana vatan olarak bilmektedir. Ve tabii ki Anavatan için de son derece önemli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Özellikle Akdeniz'deki son denizaltı arayışları Kıbrıs'ın önemini daha da artırmıştır. Tabii ki Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için de Türkiye çok önemli. Ve Türkiye'nin güçlü bir devlet yapısı bizi her zaman huzur ve güven içerisinde yaşatmaktadır. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunması ve 1959-60 anlaşmalarında garanti anlaşmalarıyla Türkiye'nin asker bulundurması ve gerektiğinde müdahale hakkının bulunması tabii ki 74'te gördüğünüz gibi Kıbrıs Türk halkına yeniden hayat sağlamıştır. Toplu mezarların eşiğinden Kıbrıs Türk'ünü 1974 Mutlu Barış Harekatı döndürmüştür. Dolayısıyla Türkiye'nin güçlü olması bizim burada güçlü olmamız demektir. Ve özellikle bu Cumhurbaşkanlığı seçiminin önemi Türkiye ile işbirliği içerisinde olacak bir Cumhurbaşkanının seçilmesi de son derece önemli. Dolayısıyla biz Ulusal Birlik Partisi olarak kendi adayımızı ve Türkiye'ye inanan, Türkiye'nin varlığından onur duyan diğer siyasi partilerin de güç birliği içerisinde girmesi ve bu Cumhurbaşkanlığı seçiminden birinci turda olmasa bile ikinci turda sağlam bir arkadaşın hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne inanan hem Türkiye'de ilişkilerin samimi ve kardeşlik ilişkisi içerisinde devamından yana olan Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinin devamından yana olan bir kişinin Cumhurbaşkanlığı seçilmesi tabii ki çok önemlidir ve esas hedefimiz de böyle bir adayın sandıktan Cumhurbaşkanlığı seçiminde çıkarılmasıdır. Var mı peki isim? Ersin Bey konuşuyor. Şu anda ben Sayın isim Başbakan vermeyeyim. Şu anda Ulusal Birlik Partisi. Kudret Bey de konuşuluyor aynı şekilde. Kudret Bey Halkın Partisi'nin genel başkanıdır. Ersin Tatar Ulusal Birlik Partisi'nin genel başkanıdır. Yeniden Doğuş Partisi kendi adayıyla birinci tura çıkacağını, ikinci tura özellikle bizim gibi düşünen bir aday çıktığı zaman destekleyeceklerini ifade etmişlerdir. Dolayısıyla birinci turda bu beraberlik sağlanamadı. Yani bir aday üzerinde buluşmak ve bir adayı birinci turda destekleyip birinci turdan kazandırma hususunda bir mutabakat olmadı, sağlanamadı. Ama ikinci tura kalan adayı, bizim cenahtan ikinci tura kalan adayı destekleyeceklerine inanıyorum. Kendi aralarında zaman zaman bu gibi istişarelerde bulunmuşlardır. Ama mühim olan tabii ki bu seçimi kazanmaktır.
Şimdi şu anda neden önemli bu seçimi kazanmak Sayın Cumhurbaşkanı? Yani bu seçim neden önemli bu kadar? Bu seçim neden önemli derseniz, bakınız 1968'den beri Kıbrıs'ta müzakereler devam ediyor ve bir anlaşmaya varılamamıştır. Ve devletin varlığından rahatsız olanlar da gün geldi Cumhurbaşkanı olmuşlardır. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olan kişinin önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaşatılmasına inanması lazım. Bir federasyon tutkunluğu vardır ve yıllardan beri federasyon görüşüyoruz. Ama Rumlar bizi masada tutmakta, zamana oynamakta ve bunu biz hala daha efendim görüşerek anlaşacağız yaklaşımı içerisinde müzakereleri devam ettirmeye çalışıyoruz. Her şeyin bir sonu var. Müzakerelerin de bir sonu var. Yani 50 seneye yakın, 50 senede devam eden bir müzakerede eğer bir sonuç alamamışsa, 50 sene sonra müzakereleri devam ettirmek ve sonuç alacağına inanmak biraz da akıldan zorumuz olması lazım. Çünkü 50 senede bir anlaşmaya varılamamışsa ve geçen bu 50 yıl içerisinde Rum tarafı Birleşmiş Milletler'in üyesi olarak devam ediyorsa, daha sonralar Avrupa Birliği'ne de girmişse, dünyanın tanıdığı bir devlet, kıta sahanlığında Avrupa'nın değişik ülkelerine, hatta Amerika'dan gazı yapmaya, doğal gaz aramaya gelen şirketler varsa, Mısır gibi, Fransa gibi, Yunanistan gibi bazı ülkelerin kendi toprak, İsrail gibi bazı ülkelerin kendi toprak, yani Kıbrıs'ta güneyin askerleriyle tatbikat yapıyorsa, artık Kıbrıs'ta bir Rumlarla bir anlaşmanın mümkün olmadığını görmemiz, kabullenmemiz ve bunu dünyaya da anlatmamız ve kabullendirmemiz gerekir. Benim inancım budur. Artık Birleşmiş Milletler kendi hatasıyla Rumları Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Cumhuriyeti devleti olarak tanıyorsa ve Avrupa Birliği Kıbrıs'ta anlaşma olsun diye bizi müzakere masasında görmek isterken Rumları Avrupa Birliği'ne almışsa o şartlarda Rum'un bizimle anlaşması mümkün değildir. Yani Kıbrıs'ta anlaşmanın en büyük engeli Rumların 4 Mart 1974'te Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Kıbrıs'a barış askeri gelecek diye varisi kabul, 64'te desem varisi olarak kabul edilmesi. Evet. Ve daha sonra da Avrupa Birliği'nin görüşmeler devam ederken ve Rumlar Annan planı gibi bir plana hayır dedikleri bir zamanda haftasına Avrupa Birliği'ne alınışı. Şimdi sen Rumları şımartıyorsun, devlet olarak tanıyorsun ve Avrupa Birliği'nde Almanya'nın oyu neyse, Fransa'nın oyu neyse buna da oy hakkını veriyorsun. Peki bu adamlar niye bizimle anlaşsın? Niye bizimle ekonomiyi, gücü paylaşsın? Sadece bu soruyu biz değil, Avrupa Birliği ülke, dünya ülkede sorsa, kendi kendine sorsa, Kıbrıs'ta Rumlarla bir anlaşmanın olmayacağını anlar. O zaman yapılması gereken nedir? Önce Türkler, Kıbrıs Türk'ün üzerindeki ambargolar kaldırılır. Zaman içerisinde Birleşmiş Milletler'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanınmaması yönünde almış olduğu kararı daha da sulandırılır ve tanıma yönünde gidilir. Yani ısrarlı müzakere denmesinin sebebi ne? Şimdi Kıbrıs'ta müzakereler devam ettiği sürece bir kavga yok, bir kalaba yok. Ben 2003 yılında Cumhurbaşkanı'yken kapıların açılmasına da onay vermiştik ve önce Litre Palas kapısı açılmıştı. Güney'in onayı olmadan, haberi de olmadan açtık. Ve ondan sonra da birçok daha kapılar açıldı. Şimdi Rumlar kuzeye geliyor, Türkler güneye gidiyor. Bu insanlar yan yana barış içinde yaşarlar. Müzakereler de devam ediyor. Dolayısıyla Kıbrıs'ta müzakereler devam ederken niye müzakereleri keselim de Kıbrıs'ta bir anlaşmayı engellemiş polisler düşelim düşüncesi içerisinde ülkeler tabii ki bizi tanımak düşüncesine girmiyorlar. Dolayısıyla bu noktada artık Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs müzakereleriyle bir karara varılamayacağını, bir anlaşmaya ulaşılamayacağını anlayıp bu müzakerelerin artık devamının bir fayda sağlamayacağı kanaatine varması lazım. Ama diyorlar ki zaten kavga yok, kalaba yok. Herkes Kıbrıs'ta kendi bölgesinde yaşıyor. Dolayısıyla varsınlar, görüşsünler. Peki tanıklık için... Şimdi artık bu noktadan Kıbrıs'ı kurtarmamız lazım.
Peki nasıl olacak? Yani Kıbrıs'ı, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, hatta Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diyorum, nasıl tanıtacağız? Şimdi bakınız, bizim Kıbrıs meselesi çıktığından ve Kıbrıs müzakereleri bu yıllarda böyle devam ettiği zamanlarında bazı devletler bölünmüştür ve tanınmıştır. Yani mesela Kosova mesela. Afrika'da bazı ülkeler ikiye bölünmüştür. İki taraf da tanınmıştır. Uzak Doğu'da bazı bağımsızlık hareketi tanınmayla sonuçlandırılmıştır. Dolayısıyla niyet varsa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınabileceği ortada. Ha, niyet yoksa, yani Birleşmiş Milletler veya da Tayyip Bey'in her zaman söylediği dünya beşten daha büyüktür. Bu beşlerin vetosuyla karşılaşmasak tabii ki Kıbrıs'ta bir anlaşmaya varılabilir. Bakınız, Annan Planı referandumundan sonra o zamanki Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Rumların hayır deyişiyle bir rapor hazırlamıştır. Türkler bir anlaşma için kendi devletlerinden bile vazgeçmeyi göze almışlardır. Dolayısıyla Türkler üzerinde uygulanan ambargolar kaldırılmalıdır. Rumlarsa bir anlaşma istemedikleri gibi Türklerle herhangi bir şey de paylaşmak istemiyorlar. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Türkler üzerindeki ambargoları kaldırmalıdır. Ama ne oldu? Rusça veto etti. Genel Sekreterin bu kararı ve raflarda kaldı. Dolayısıyla bu beş büyük ülkenin vetosuna takılmadan bir anlaşma, bağımsızlığımızın tanınma noktasına gelinebilir. Ama eğer Rumlar bir gün Fransızları, bir gün Rusları yanına alırsa, bir gün Amerikalıların doğalgaz arayan şirketlerini başkasıyla Amerikan hükümetleri veto hakkını kullanacağı imajı yaratılırsa tabii ki tanıma olmaz. Ama artık dünya bu gerçeği görmesi lazım. Kıbrıs'ta iki ayrı halk vardır. Osmanlı zamanında da Türk ve Müslüman da Hristiyan Rumlar vardı. Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti kurulurken de eşit istavide Türk, eşit istavide Rum halklarının kurmuş olduğu bir cumhuriyetti. Yani yıllardan beri Kıbrıs'ta iki ayrı halk vardır. Ve bizim de egemenlik hakkımız var, self-determination hakkımız var diyor. Nitekim kullanarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilan ettik. Yani Rumların uzlaşmazlığı karşısında. Yani federal bir cumhuriyet kurulamayacağı yaklaşımı içerisinde devlet kurduk. Şimdi biz 1983'ten beri yine müzakerelere devam ediyoruz. Denktaş Bey devam etti. Mehmet Ali Talat Bey ki tesadüfe bakınız ki yıllarca Güney'de AKEL Partisi'nin genel sekreteri Hristovias'la ayda bir en az görüşüp Kıbrıs soruna çözüm bulma gayretleri içerisinde buldukları çözüm şekillerinde zaman zaman ilan edip zaman zaman kendi kendine saklayarak gün geldi karşı karşıya masaya oturdular iki tarafın cumhurbaşkanı olarak. Ama anlaşma olmadı. Akıncı barış naralarıyla, çözüm naralarıyla geldi ve 5 seneyi tamamlıyor. Rumların barış istemediğini o da gördü. Amerikan destekli bir adaydı cumhurbaşkanıydı. Gene olmadı. Ben 5 sene yaptım. Bütün iyi niyetimize rağmen dünyaya Rumların anlaşma istemeyişini göstermeye çalıştık. Düşünün, Rum tarafını müzakere masasına çekme için Anastasiadis benimle müzakere masasına oturmak istememiştir. Önce ekonomik sorunlarım var dedi. Masadan kaçtı. Bir yıla yakın bir zaman geçti. Sonra müzakere masasına oturacak bir ortak anlaşma istiyorum. Ortak anlaşma olmazsa oturmam dedi. Ortak anlaşma şeklini 5-6 ayda onunla uğraştık. Sonra müzakere masasına oturacak artık çözüm olup olmayacağını dünyaya gösterelim. Efendim Barbaros Hayrettin Paşa gemisi Mausay Limanı'ndaydı. Ben müzakere masasına oturmam dedi. Oturmadı. Ve gün geldi Akıncı Cumhurbaşkanı oldu. Akıncı yine oturdu ve 5 senedir görüşüyorlar. Peki bir şey soracağım burada. Tam önemli noktada. Cumhurbaşkanı olarak Mustafa Akıncı görev aldı. Biraz önce söylediniz. Amerikan destekli bir cumhurbaşkanı. Peki müzakerelerin olmayacağını, Rumların barış istemediğini kendisi de bir ara deklare etti. Sonra geri döndü. Evet. Şimdi ısrarı nedir? Yani bildiğimiz gibi Krasmontana'da Rum tarafına açık açık harita verdiği ortaya çıktı.
ve bunu hükümetten habersiz, meclisten habersiz verdi. Evet. Bir yandan Barış Pınarı Harekatı'na karşı çok ters bir açıklama yaptı. Türkiye'nin ve Türk toplumunun tepkisini topladı. Bu kadar cesareti nasıl buluyor? Yani hala Rumlarla oturalım, masaya oturalım, konuşalım. Ya işte Türkiye karşı bir harekat, mesela Türkiye karşı söylemlerini geliştirebiliyor. Bu cesareti nasıl buluyor kendisi? Şimdi bakınız, ben Cumhurbaşkanı'yken Hristof Yas'la müzakereleri devam ederken genel sekreterle özel bir görüşme yaptım ve dedim ki yıllardan beri Türk ve Rum liderler müzakere masasında oturuyorlar ve bir anlaşma olmuyor. Benim sizden ricam, sizin başkanlığında zirveler yapalım, zirve toplantıları. Kabul etti. Hristof Yas'a kabul ettirdi. Ve New York'ta, Cenevre'de ve Green Tree'de, New York'a yakın bir yerde 5 zirve toplantısı yaptık. Cenevre'de olan toplantıda şöyle bir anlaşmaya da vardık. Garantörlerin de katılacağı bir toplantıya gidebilme için bütün başlıklarda anlaşmamız lazım. Harita konusunda en son görüşeceğiz. Diğer başlıklarda anlaştıktan sonra harita konusunu görüşecek. Bir tarafta 5 garantör ülke, ya 3 garantör ülke ve Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs. Tabii. Evet. Ve toprak konusunda o zaman görüşelim. Diğer başlıklarda anlaşılmadığı sürece 5'li zirve de olmayacak. Harita konusu da gündeme gelmeyecek. Bu Birleşmiş Milletler'e genel sekreterin raporu olarak gitmiştir. Markıncı ne yaptı? Hiçbir başlıkta anlaşmadan Cenevre'ye yakın bir yerde, İsviçre'de toplantı yapmış, Kransmontana'da. Ve düşün, o tartışmalardan sonra da Anastasiadis masayı terk etmiş olmasına ve kendisinin de çıkıp basına bizim nesil artık bu işi yapamayacağı ortaya çıkmıştır. Rumların anlaşma niyeti yoktur. Gelecek nesillere kalmıştır. Ha şimdi niye ille masa kurulsun, ille masa kurulsun diye ısrar ediyor? Velveleye verdi genel sekreterliği. Çünkü Nisan'da seçim masası var. Seçim sandıkları var. Bunun seçime katkısı ne olacak? Barış Pınarı ile ilgili 4 gün sonra açıklaması da seçime yöneliktir. Hatta orada benim değerlendirmem bir, belki ben bu açıklamayı yaparken CTP'de bana karşı aday göstermekten vazgeçer. Bir de Kıbrıs'ta federasyonu savunanlar vardır. Hatta bazı aşırı uçlar vardır ki Türkiye'nin burada varlığından rahatsızdır. Onları kendime çekerim. Tamamen bir şeydi, stratejiydi. Peki başarılı olabilir mi? Bana göre başarılı olmadı. Çünkü Kıbrıs Türkü'nün büyük bir çoğunluğu Kıbrıs'ta Türk askerinin bulunmasından, Türkiye ile işbirliğimizin her gün daha sıcak noktaya taşınmasından son derece memnundur. Ve devlete sahip çıkılması gereğine inanan insan sayısı her geçen gün artmaktadır. İşte görüyorsunuz, yani mesela bu sene 15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıldönümü yağmura rağmen daha da heyecanla kutlanmıştır. Ama maalesef Rumların da bir beklentisi vardı. Evet, bir gün nasıl olsa Türkler de, yani Kıbrıslı Türkler de, Türkiye'deki Türkler, hükümetler bir karşı karşıya gelecekler. Dolayısıyla biz de bundan faydalanırız, nemalanırız. Rumların stratejisi bu, zamana oynarken zaman içerisinde nasıl olsa Türkler Türkiye'den kopacak. Veya çoğunluğu öyle olacak. Bütün beklentisi odur. Bunu bugüne kadar, yani 50 yılda bu olmadığına göre bundan sonra da olacağını düşünmüyorum. Ama yeter ki tabii bizim hükümetlerimizin de ülkeye sahip çıkması, vatandaşın sorunlarını mümkün olduğunca asgariye düşürecek şekilde çalışma gayretleri içine girmesi, Türkiye ilişkilerinin daha sıcak, daha sahibi bir noktada olması. Bu olduğu sürece Kıbrıs Türk'ün Rumların beklediği şekilde Türkiye'nin karşısına dikileceği bir durum yoktur. Peki Amerika gibi, Rusya gibi, İngiltere gibi birçok önemli, en azından Kıbrıs'a gözünü dikmiş devletler bu Cumhurbaşkanlığı seçimine müdahil olmaya çalışıyorlar mı? Hiç öyle bir şey hissettiniz mi ya da gördünüz mü, şahit oldunuz mu? Şimdi henüz ellerini açık bir şekilde uzatmadılar. Mesela düşünün, 2015 Cumhurbaşkanlığı seçiminden
uzunca bir süre önce İstanbul İngiliz Konsolosluğu'nda bir sohbet esnasında benim çok iyi tanıdığım bir gazeteci de tesadüfen orada. Ve o zaman konuşmalar yapılıyor ve Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak, daha gündemde seçim yok ve Akıncı Cumhurbaşkanı ilanacak. Arkadaş bu güzel ya, Akıncı memlekette bile değil, nereden çıkardınız? Bana da söylediğine doğrusu ben de inanmam çünkü Akıncı memlekette bile değil. Tarih 2015 diyorsunuz, İngiliz Büyükelçiliğinde. İngiliz Konsolosluğu'nda, İstanbul'daki konsolosluğunda bu konuşuluyor. Ama bilerek veya bilmeyerek Amerikan projesine yardım edilmiştir ve Akıncı piyangodan çıkmıştır. Siz o zaman ne dediniz, ne düşündünüz yani Akıncı olmaz, ne alaka dedikten sonra? Çünkü memleket, adam siyasetten kopmuş, siyasetle alakası yok, Kıbrıs'ta yaşamıyor. Yani zaman zaman geliyor, gidiyor Amerika'ya. Bir kızı Amerika'da evli, bir kızı İngiltere'de yaşıyor bildiğim kadarıyla. Yani siyasetten kopmuş, kitap yazmaya başlamış bir arkadaş. Peki yeniden böyle bir şey olabilir mi? Benzer bir olay. Şimdi vatandaşın gözü açılmıştır tahmin edelim. Türkiye'de, Türkiye'nin hükümetleri de geçen seçimde Amerika'nın hatta FETÖ'cülerin bile devreye girdiğinin farkında olsalar gerek ki bu da herhalde ona göre bazı tedbiri alırlar. Peki bir yandan da şu konuya da değinmek istiyorum. Bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde FETÖ müdahalesi orada da çok önemli konulardan birisiydi. Yani en azından burada da Fethullahçı terör örgütüne mensup kişilerin bulunduğu, bunlara yönelik de operasyonlar da yapıldı. Son durum ne bu Fethullahçı terör örgütüne yapılan operasyonlar ilişkin Kıbrıs'ta? Şimdi Kıbrıs Türkleri arasında FETÖ ile bağlantısı olan hemen hemen yok gibi. Yani istisnalar olabilir o başka mesele veya bilerek veya bilmeyerek bu gibi teşkilatlara girmişler. Yani Kıbrıs'ta böyle aşırı bir şey yoktur bu konuda. Ama zaten olanlar da mesela askerde veya poliste olanlar varsa onlar üzerinde istihbarat gerekli çalışmayı yapmış, Türkiye'de istişare içerisinde bazı kararlara varmıştır. Ama biz de yani Kıbrıs Türkiye arasında FETÖ'cü olduğunu söylemek mümkün değil. Tek her yerde tabii, olduğu gibi olabilir. Kıbrıs tabii. Türkiye için değil ama genel FETÖ faaliyetleri açısından. FETÖ Kıbrıs'taki faaliyetleri dini istismar ederek yapıldı. Peki bir yandan da şunu da sormak istiyorum. Doğu Akdeniz'e geçelim istiyorum. Özellikle çok sivil halk arasında dini istismar ederek insanları o yöne çekmeye çalışma faaliyetleri oldu. Etkili oldum olmadım ayrı bir konuda mıyım? Şimdi bir yandan da Doğu Akdeniz'e geçelim istiyorum. Bu Doğu Akdeniz'de çok tartışma konusu. Bu buradaki ülkelerin anlaşmaları, mesela İsrail, Yunanistan ve Rum kesimi. Burada tatbikatlar yapıyor Yunanistan bunlara evet. dahil tabii. Ve aynı şekilde Rum kesimi Mısır'la anlaşmalar yapıyor. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ilk kez, tarihte ilk kez Güney Rum'a ziyarette. Evet, gönderdi. Ve bir yandan da bu gelişmeler yaşanırken gerginlik aslında hat safhaya da ilerliyor. Burada ne yapmalı Türkiye, Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne yapmalı bu oyuna karşı? Bu İsrail'in, Mısır'ın, işte Lübnan'ın ya da işte bu Libya şu anda tam arada durmuş durumda. Evet. Türkiye-Libya ile ilişkileri geliştirebilir. Nasıl yapabiliriz? Bu Doğu Akdeniz'i nasıl kurtarabiliriz? Tabii yani Türkiye ile siyasi ilişkiler koptuğu zaman Rum hem onlara gidiyor. Mesela Mısır'la Türkiye'nin siyasi işbirliği koptuğu anda Rum tarafı hemen Mısır'a gitmiştir. Suudi Arabistan'la Türkiye'nin arası açılır açılmaz Suudi Arabistan'a girmiştir. Avrupa Birliği'nin içerisinde zaten kendisi ama bir İtalya'yı, bir Fransa'yı kendi yanına çekmeye çalışmıştır. Türkiye'nin İsrail'le arası çok iyi olduğu zamanlarda İsrail'in gidip de burada Rumlarla tatbikat yaptığı görülmemiştir. Ama ara bozulur bozulmaz tatbikatlar başlamıştır. Demek ki Türkiye'nin Orta Doğu'ya, Orta Doğu'daki siyasetini gözden geçirmesi gerekir ki Rumlarla bu bağlantıyı kesebilelim. Çünkü Türkiye tabii ki Kıbrıs, Güney Kıbrıs'ın yönetimine göre çok güçlü bir devlettir. Dolayısıyla Türkiye'nin dostluğu Kıbrıs Rum yönetiminin dostluğundan fevkalade önemlidir. Dolayısıyla
Bu Suriye olayları tahmin ederim bir gün bitecek. Türkiye Orta Doğu'ya ne kadar hakim olursa, dostluk ilişkileri ne kadar gelişirse güneyden, şimdi güneyle bağlantıları, menfaatleri o kadar fazla değil. Türkiye'de menfaatları çok daha fazladır. Ülkeler kendi menfaatlerine göre hareket eder, kendi menfaatlerine karar verirler. Dolayısıyla Türkiye'nin güçlü olması, Orta Doğu'ya daha da dostluk bağlarıyla yakınlaşması, güneye olan bağlarını koparır diye düşünüyorum. Dolayısıyla güçlü bir Türkiye, bizim istediğimiz güçlü bir Türkiye, bugünkü gücünden çok daha da yukarılara bir gücünü çıkarmış bir Türkiye. Her Kıbrıs Türkü'nün beklentisi budur. Kıbrıs niye önemli? Kıbrıs ve Doğu Akdeniz. Tabii ki sadece Türkiye için sadece denizaltı zenginlikleriyle ilgili değil. Yani Türkiye'nin güneye açılışı bakımından Kıbrıs fevkalade önemli. Kıbrıs birçok deniz yollarının, deniz ticaretinin kavşağında bulunmaktadır. Dolayısıyla ticaret yönünden de, siyasi yönden de, askeri yönden de Kıbrıs Türkiye için fevkalade önemlidir. Ve Türkiye'nin zaten Kıbrıs'tan vazgeçmesi mümkün değil. Yani bizim varlığımızdan dolayı. Ama ayrıca bu stratejik öneminden dolayı da Türkiye Kıbrıs'tan vazgeçmez ve Türkiye özellikle Akdeniz'e hakim olması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üstlerini daha da güçlendirmesi gelecek açısından fevkalade önemlidir. Buradan Türkiye, Türk halkına ve aynı zamanda Türk hükümetine bir şeyiniz var mı, mesajınız var mı? Öncelikle Türk halkına ben şükranlarımı sunmak istiyorum. Her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanında olmuştur. Yani Türkiye'nin henüz Kıbrıs davası yokken 1954 yılına kadar yine Türk halkı bizimle beraberdi. Özellikle Türkiye'nin 1954'ten 55'ten sonra Kıbrıs davası ortaya çıktıktan sonra artık bizimle bir Kıbrıs davamız vardır gerçeği kabul edildikten sonra tabii ki Türk halkı daha da Kıbrıs'a bağlanmıştır. Ve ta 1974 Mutlu Barış Harekatı'na gelinceye kadar da bizim için birçok fedakarlık da yapılmıştır. O bakımdan ben her zaman Türkiye'nin gündeminden, basınından, basın yayın organlarından Kıbrıs konusu düştüğü zaman bize endişe duyarım. Dolayısıyla Türk basın yayın organlarına Kıbrıs konusu gündem aldığı sürece ben bu Kıbrıs'ta rahat duyuyorum. Tabii Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri çok önemli. Çünkü neticede Kıbrıs'taki her olaya bakan, her olayı doğru olaya göre karar veren hükümetlerdir. Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Onun için Türk Silahlı Kuvvetleri de bizim garantörümüz, en büyük garantörümüzdür. Türk halkı bizim en büyük garantörümüzdür. Ve tabii ki hükümetlerin Kıbrıs politikası her zaman bizim için önemlidir. Çok teşekkür ederiz Sayın Cumhurbaşkanım. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Gündeminizden düşmeyelim. Teşekkürler.